Günaydın. Bak, kirası 10 lira, 10 lira. Tanesi 10 lira. Gelin, alın. Senin mısır standını başına oturalım, mısır sat kukuruza diye. Kukuruza de bakayım. Kukuruza mısır. Mısırları, kukuruza mısırları. Gelin, alın. Günaydın. Bugün günlerden pazar ve ben oğluşumla geldim. Restoran da açtım. 15 liraya satarsak iyi olur o mısırları. Aferin oğlum. Kafan her zaman böyle iş için çalışsın, tamam? Tanesi 15, tanesi 20. Tanesi 20. Dur. Anne, iki tanesi... Ay. Günaydın. Dün hava durumunda bugün yağış gösterildi. Ben yurdun genelinde bir de. İki tanesi 30 lira olsun, iki tanesi. Bir tanesi 15 lira. Tamam, bir tanem. Sen sandalyeleri dediğim gibi yaptın mı? Yaptım. Şimdi yurdun genelinde yağış dendi. Kalın kalın giyindim. Arası da giydirdim. Allah'ım, bir çıktık güneş dışarısı. Neyse, saat 9 ve ben bugün restorantı, bugün ben açtım, saçım başım daha dağınık, hiçbir şey yapmadım. Sadece yüzümü kremledim, ruj sürdüm, çıktım. Ben açtım, ben bunları ben. Ramazan'ın 18. günü, çok şükür. Güzel gidiyor. Şimdi restorantı açtık. Şu annemin hemen dinlenme köşesini yerleştirdim. Üstündeki kartonu falan aldım. Aras'cığım, bu montlar burada hiç olmuyor bebeğim. Benim küçük yardımcım kim var? Aras var yanımda bugün. Annesine yardıma geldi. Annesinin balığı. Annesi de onu ne ısmarlayacak Aras? Ne? Ne ısmarlayacağım sana? Ne yiyeceksin? Ne? Ne pişirecektim sana? Ne anlaştık evde? Hadi şimdi. Adana dürüm. Hayır, çiğ börek. Aşkım, çiğ börek. Çiğ börek. Evde internetimiz yok. Dün söylemiş miydim bilmiyorum. Eve bir gittik, internetin ışıkları yanmıyor modemin. Aradım ama hafta içine tabii ki randevu verildi. Bugün pazar, bugün gelip bakmazlar. Şimdi her sabahki aynı şeyler, sandalyeler, işte temizlik, yerleşmece, çay demlemece müşteriler için. Anneme dedim ki anne, ben yarın açarım. Anne, bir şey söyleyeceğim. Anne. Gel. Yok, ben anlatmadım. Ama dün sen söyledin ya, annem bana küstü, arkadaşlar annem bana barıştı diye. Dedim mi? Hı hı. Demedim. Ama neden küstüğümü söylemedim, ayrıntılı anlatmadım sana. Küstüğünü anlattı. Küstüğünü sen söyledin kamerada. Dün dedin ki annem bana küstü arkadaşlar. Sonra dedin ki akşama eve gidince, arkadaşlar annem benimle barıştı dedin. Hayır. Az önceden barışmışsın sen bana. Ben seninle barıştım canım, sorun yok. Ondan sonra... Aa, nasıl oldu biliyor musun? Ben annemi... Babamı şikayet etti. Ama özür dilerim sana. Annesini babaya şikayet etti. Babası da beni aradı, oğlum böyle böyle dedi diye. Annesine körmüş. Bak, göster. Bak, gel yaklaştı. Bak, seni körmüş. Arı o aşkım, soğuklarda donuyorlar. Neyse bebişlerim, biz işte şimdi barımarı bitir, tozunu alalım, açalım, edelim. Aa, Araz, montumun cepine dükkan anahtarını getir, mutfağın kapısını açalım anneciğim. Dün Araz beni babasına şikayet etmiş, babası da beni aradı. Öyle olunca ben de Araz'a küstüm, dedim ki insan annesini babaya anneye şikayet eder mi? Etmez şu saçım baş. Ne anneyi babaya şikayet edeceksin, ne babayı anneye şikayet edeceksin. İşine gelmeyince böyle bir şey yapıyor. Çarptırıyor bunları. Ondan sonra ben dedim ki anneannesine kızdı. Hiç öyle olma, öyle şey olur mu dedi. Helal olsun. Sabahtan beri kız koşuyor. Sen bana sadece anahtarı getir oğlum. Öyle olunca onu anlatmaya çalışıyor. Dünden beri ondan sonra barışmak için kıvrandı bütün gün. Ben de affettim tabii ki. Nigar yazıyor, evet. Çünkü kaybettiğim zaman anahtarın üzerinde bilinsin nereden nasıl. Nigoroşka yazıyor bunun üstünde. Evet, Nigoroşka yazmıyor aşkım, Nigar yazıyor. Ben Nigoroşkasım. Yani pazar buradayız. Normalde pazar günleri evde oluyorum biliyorsunuz ama bu hafta yeterince çok fazla evde kaldım. Ve kesinlikle bu pazar dedim çalışayım. Ondan sonra oğluşumla kalktık geldik. Açtık.
Ben saçıyorum şunlar masalara dizilecek. Keşfettiler başka. Anneme dedim ki anne ben yarın sabah gelirken açarım sen dinlen. O da o çok iyi olur kızım dedi. Ben de dedim. Hangisi bana söyle. Ben açmak istiyorum. Şu. Kırma ama lütfen. Yavaş yavaş sakin sakin aç olur mu? Kırık kırık açacağım. Hayır hayır. Arasa bugün çiğ börek ısmarlayacağım. Çiğ börek hasretiyle geldi. Söz verdim ona. Hadi aç da içerideki malzemeleri çıkaralım. Çaydanlık yani mutfakta. İyi polen birazcık nasıl azalmış. Açılıyorum. O kadar toz olmuyor. Ver oğlum açayım. Bozmuşsunuz siz bunu. Sen şunları at. Gözlüğümle antarımla aynı şekilde çekime gerek yok. Kaybetmeyelim. Hadi teşekkür ederim. Şimdi mercimek çorbası koydum. Mercimek çorbamız yoktu. Soğan ve patates de attım bir tane. Mercimeği yıkadım. Bu ağır ağır pişe dursun. Ben şimdi Aras kuzu çiğ börek istedi. Onun yağını koydum azıcık çiğ börek için. Ona iki tane yiyeceğim diyor ama bir tanesini diyor şimdi yap diyor. Şimdi yiyeceğim. Bir tanesi de diyor öğleden sonra yap, öğleden sonra yiyeceğim diyor. Dedim ki ikisini de şimdi yapsam olmaz mı? Hayır diyor. Soğur diyor. İkisini de sıcak sıcak yemek istiyorum diyor. Dedim iyi peki. Bir tane yapayım. Hak etti. Yerleri falan yarım yamalak sildi. Göstereyim mi nasıl yer sildi? Ay, ben bu arada barı falan açtım. Hazırladım her şeyi. Yerleştirdim. Çayı demledim bir güzel. Çorbayı koydum. Bakar mısınız? Islaklığı görüyor musunuz? Çek pası tam sıkamıyor ya. Böyle ıslak ıslak siliyor. Sonra birazcık şurayı sildi. İz yaptı. Şurayı böyle sildi. Yani kenarları falan değil asla. Şurayı sildi. Sonra diyor ki anne benim karnım ağrıyor. Yeter artık. Ben bu kadar çalıştım. Yeter ben dinleneceğim diyor. Ben mola vereceğim diyor. Tatlım benim. Şimdi geçti şark köşesine. Neyse şimdi benim de çok fazla bir işim yok zaten. Çiğ böreğini yapayım. Şey yapacağım. Şuraları güzel güzelce bir dip köşe sileyim. Ben bu arada Bingo'dan aldığım genel yer temizleme, yüzey temizleme suyundan böldüm buraya getirdim. Ve çok güzel kokuyor. Allah'ım mis gibi kokuyor. Şöyle bir rengi var. Şöyle bir rengi var. Aras tabii yarısını bocalamış suyun içine de. Çok güzel Bingo'dan. Eve gidince unutmazsam göstereceğim size kutusunu. Çok beğendim. Vallahi yerleri silerken böyle mis gibi kokar. Buraya da annem nane köklendirmek için şey yapmış da. Evet. Hava güzel. Sıcak. Ben üstündeki kazağı çıkardım. Hava sıcak diye. Kırmızı elbise giymiştim. Altımı bir de atlet giymiştim. Şöyle bir eyeliner çektim sadece. Bir de saçlarımı tarayıp topladım. Başka bir şey yapmadım. Pazar günleri hava güzel olunca iş oluyor, müşteri oluyor. Şöyle bir beze kopardım şeyden, hamurumuzdan. Çok ama böyle grup kalabalık yoğunluk falan olursa annemi alırım, o gelir tabii ki yardıma. Plastik ağzı kapaklı şeyler can kurtarıyor, saklama kapları. Çok rahat oluyor gerçekten. Tavaya bir tanelik kızartmalık yağ aldım ki iki tane olsa biraz daha derin tavada ve büyük bir yağ alırdım. Bismillahirrahmanirrahim. Buraya sezon başlamadan hamur açma makinesi almamız lazım ama bu ay yani geçtiğimiz ayda yoğurma makinesi aldık. Ondan sonra ufak tefek işte fırın aldık, mikrodalga falan aldık. O yüzden sırayla gidiyoruz. Hepsi bir anda olmuyor. Evet artık elimiz alıştı hamuru açıyoruz ama siz söyleyin adını. Yazı o yoğunlukta kimse bu kadar hamurla uğraşmaz. Hemen makinede 30 saniyede. Bu arada çiğ börek hamuru ve kıymam dolapta vardı. Her zaman annem hazırlıyor çünkü müşteriler için önceden bitti mi hemen hazırlıyoruz. Dolapta bekletiyoruz. Yani dünden kıymam ve hamurum vardı. O yüzden hemencecik yoğurma gereği duymadan
Zaten bu çiğ böreğin hamuru biraz bekleyince daha güzel çıtır çıtır kabarıyor. Göstereceğim şimdi size. Bu arada dün çiğ börek gibi yaptığım peynirli gözlemeler vardı ya. Yusuf bayıldı. Yine istedi. Dedim Yusuf dur birazcık zaman geçsin. Bu hafta sürekli börek yedik. Annem de yapmıştı. Restoranttan da börek gelmişti. Ben 2 gün işte yaptım üst üste. O yüzden dedim hele bir dur. Bugün de gene ne pişireceğim? İftarda ne yapacağım derdi var. Vallahi canım hiçbir şey çekmiyor bütün gün. İnancınız olsun. Artık bünye alıştı ya, sadece böyle karnımı doyuracak, mideme gidecek bir şeyler olsun da diyorum. Hiç aramıyorum. Ama dün çupra balık şahane olmuştu. Çok lezzetli olmuştu. Çok beğendim. Evet, çiğ böreğin hamurunun yuvarlaklığı, genişliği bu şekilde olacak. Bugün pazar olduğu için toptancı falan da gelmez. Rahat rahat şimdi temizliğimi bitirir. Telefonumu elime alırım. Size hem çekimlerim şey yaparım. Siz söyleyin adını. Montajlarım. Hem de yorumlarınıza falan bir bakarım. Evde internet yoktu. Dünden şey yapamadım. Videolarıma bakamadım. Paylaşımı açamadım. Buraya geldim, hemen yaptım. Yani sizin pazar günü izlemiş olduğunuz video biraz geç geldi. Çünkü evde internet olmayınca dükkana geldim. Dükkanda açılış yaptım. Ayarlamasını, kapağını falan. Böyle yayıyoruz yarımını. Diğer yarısını böyle ağzına kapatıyoruz. Ay şeklinde. Kenarlarını yapıştırıp. Ay yağ koymayı unuttum. Yarım açsaydım çok daha şimdi kızmıştı. Şu büyük gözü açacağım. Bunda normalde kenarları müşteriye kesiyoruz ama ben bunu kesmeyeceğim. Yesin en azından, doysun. İki tane istemedi ya, bir tane yeter dedi. Hemen tezgahımı toparlıyorum. Kıymamla hamurumu kaldırıyorum dolaba. Dün ekmek çok erken bitti. Çok az ekmek bırakmış. Bugün o yüzden annem biraz fazla istedi. 30 tane gelmiş ekmek. Ekmekler de öyle güzel ki çıtır çıtır, böyle tam iştah açıcı. Hamurumuzu da kaldıralım. Çorbamızı kontrol edelim. Yağ az olduğu için çabuk ısınmıştır. Yanına ona ayran mı vereyim, su mu vereyim bilemedim ki ne istiyorsa. Meyve suyu vermeyeceğim, tatlı bir şey içmesin. İyice ısınsın. Şeyimi de alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Tam kızmamış da neyse. Önceleri açalım, biraz hava alsın, kızartma kokusu çıksın. Yanlarını kesmedi mi? İnşallah açılıp patlamaz. Hemen kabarmaya başlıyor göz göz. Ne güzel kızardı. Oğluşumun şansına. Tek şey, bu kızartma yaparken sevmediğim koku üstüne siniyor. Ben kızartma yapıp ondan sonra müşteriye servise çıktığım zaman işte ya çay uzatıyorsunuz ya servisin önünden alıyorsunuz. Kızartma kokusu üzerinde böyle sinsin, hiç sevmiyorum, istemiyorum. Ben şöyle uzaktan bekleyelim.
Göbek tamamdır. Afiyet olsun oluşuma. Yanına bir tane de ayran götüreyim. Güzel olur ayran kahvaltıya. Oruçlar bittikten sonra ben de kendime böyle güzel bir annemle çiğ börek kahvaltısı ısmarlarız ayranla. Ama gerçi ben çayla severim. Tatlı çayla çiğ böreği. Ay. Sıcak yerine denk geldi. Kenarlarını kesmedim ya, çok kabarmadı. Normalde çok kocaman fıdık oluyor, kabarıyor. Kenarlarını kesmeyince aralık kalıyor ve hava alınca çok kabarmıyor. Aras gel dışarı anneciğim, hem rahat yersin, ayran da getirdim. Ayran. Gel bir tane. Gel, kedi yiyecek çabuk. Of. Afiyet olsun bir tanem. Gel, senin de eline sağlık, bana yardım ettin canım. Ben şimdi yerleri silmeye gidiyorum. Sen böreğini bitir, tamam mı? Peçete öğlen de... yemeğinde de yiyeceğim. Tamam, öğlen yemeğinde de yaparım. Hak kaç eder. Saat kaldı öğlen yemeğinde? Dur bir, önce bir kahvaltını yap. Kaç bir... saat kaldı? Öğlene daha... Anneannemi merak etme. Anneannen 3-4 saat sonra gelir. 3-4 saati bile bulmaz. 2 saat sonra gelir o. Ben hemen şuraları bir sileyim. İşim bitsin. Bakın kim geldi. Mustafa amca geldi. Gittim motorla aldım bastonlarıyla, artık yavaş yavaş kemiklerim açılsın diyor. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Hamdolsun. Yandan teşekkür ederim. İyi gördük sizleri. Dut toplayacağım Mustafa amcaya. Acelesi. Toplayacağım canım. Güneşe çekti sandalyesini, bütün gün diyor gölgedeyim. Benim Selime Sultanım da geldi. Çiçeklerle işi gücü kadının. Hep işi gücü kadının çiçeklerle. Aras, Mustafa amcaya hoş geldin dedin mi? Dedeler hep öyledir ya, kapatırlar torunların şeylerini. Biraz toplayayım da yesin. Sen ne yapıyorsun Selime Sultan? Çiçeklerimi yerleştiriyorum. Börtü böcek size eşi yemiyor benim annem. Bak bu tuttu, görüyor musun? Meriç'in oradan getirdim, bu çok güzel oluyor. Aşağıda, aşağıya kadar sarkıyor, aşağıda da çiçek açıyor bu. Ha, evet. Ama bir şey yemiş bunu, ne yemiş? Kuş olabilir anne, dur. Ay elhamdülillah benim alerjim var. Anneciğim o bölüm bize ait değil ki. Bize ait değil ama bizim görsel olarak güzel görünüyor. Ay ay. Çok sakin bugün pazar. Anişko da geldi. Saat 12 civarları. Mustafa amcayı bir avuç toplayayım da yesin. Ona şimdi bir çay kahve bakayım, kahvaltı yapmadıysa bir şeyler hazırlayalım. Mustafa amca. Sigara da hiç bırakmıyor maşallah. Evet. Özür dilerim ama. Ben para vereceğim, şey mevsim çiçeği alacaksın. Mevsim çiçeği mi? He. Mustafa Abbas amca, sen bir bilsen ben o mevsim çiçeklerini eve de dükkanlara da, önceki açtığım dükkanlara. Ay gözlerimiz yaşardı Aras Bey, sizden ya, böyle centilmenlikler. Gözlerim yaşardı. Sana nadıl yapacağım daha ben. Nadıl mı yapacaksın Aras'a? Evet. Bunlar ne için? Annem tarifler, bakıp uyguluyor. Hadi bakalım değişik spesiyeller. Anneciğim ben hasılatı aldım, kasayı tamamladım. Şimdi Mustafa amcaya götürü bırakacağım. Alacaklarımı aldım. Babam geldi. Mustafa amcayla oturuyorlar. Baban götürseydi. Fark etmez aşkım. O düşürür bence. Ben dikkatli götüreyim. O düşürebilir. Naber Tanışık, hoş geldin. Yarından itibaren hava yağmurlu. Bilginiz olsun beyler, evet. Amin. Güzel yağsın, evet, hayırlısıyla yağsın. Siz hazır olduğunuz zaman bana seslenmeniz yeterli. Ben buradayım. Aras kalk, çöplerini de götür at oğluşum, hadi. Ay Allah'ım, beni bir bırak mı
Ya. Seni bırakma derken bu ayranı kim içti? Kim içti? Hayır, ayranı kim içti? Aras, yalan söyleme, ayranı kim içti? Sen içtin. Suyu kim içti? Kalk, çöplerini götür, hatta gel. Hadi. Kalk. Suyu bitir dedim, bitirdim. Sen atacaksın ayranını. Haydi oğlum, hava bozdu. Anne mutfakta, ben de kitap okuyorum. Ay. Saat 5.30 civarı. Biz 5-10 kala falan çıktık evden. Şey, işten eve geldik, sobayı doldurdum ama daha tutuşturmadım. Kıymayı çıkardım, çözdürdüm. Yusuf çiğ börek istedi bugün. Yapacak mısın? Evet, çiğ börek. Bana da ben. Hepimize yapacağım aşkım. Bol bol yapacağım. İftara çayla yiyeceğiz. Çiğ börek hamurumu yoğurdum. Anne, neyle yapacağız? Kıymalı aşkım. Annem dedi ki burada yapayım, buradan götür dedi. Dedim yok anne, ben evde sıcak sıcak hem iftara doğru yaparım, hem bol bol yapayım. Onu da şey yapmayayım. Oruç ağız, onu da yormayayım. Şimdi şöyle 1,5 büyük soğan ama. Siz 2 tane orta boy soğan koyabilirsiniz. Anne, herkes kaç tane yiyecek? Bence şöyle yapalım bak. Sen 2, babam 2, 4 yiyelim. Değil mi? Tamam. Ben 1 tane. Çünkü bugün ben 2 tane yedim. Yok annem, ne kadar istiyorsun o kadar ye. Bolca yapacağım. Yok anne, ben 1 tane yiyeyim ya. Sen 2 olsun. Tamam anneciğim, ödevine dik konsantre olur musun? Ben 1 tane yerim. Soğanları blenderdan geçiriyorum. Kıyma, soğan, pul biber, karabiber, tuz. Karıştıracağım. Hamuruna da un, tuz, süt, su, sıvı yağ ve 1 yumurta koydum. Göz kabarması için. Daha tabii ki çok erken. Ben hepsini hazırlayacağım ki kıymanın baharatı özdeşsin. Hamur birazcık yumuşasın. Çok halsiz hissediyorum. Kendimi acıktım. Evi geldim. Birazcık salonu toparladım. Yatakları sabah toparlamadan çıkmıştım. Çünkü bugün dükkanı ben açtığım için erken gittim. Aras kuzu şu anda ödevine oturdu. Çamaşırlarım vardı temiz. Onları Aras'ınkileri katladım, yerleştirdim. Şimdi bizimkiler var yatak odasında. Biz yarım sepet kadar temizler. Onları katlayacağım, yerleştireceğim. Şu bütün işleri halledeyim. Yani hem harcı hem hamuru hazır edecek, dolaba koyacak kıvama geleyim ki iftara bir 40 dakika 50 dakika kala yavaş yavaş açar kızartırız. Yusuf gerçi dedi, ben dedi kızartmaya yardım ederim ama iftara yetişirse yardım eder, yetişmezse ben kendim yapacağım. Ben tabi annem gibi profesyonel hızlı açamadığım için, o yüzden hamuru açmaya da bir süre ona göre vereceğim yani. Süzgeci dökeceğim ki soğan ilk suyunu akıtsın. Ay. Çiğden yapıyoruz soğanı da, kıymayı da bu arada. Çok lezzetli oluyor, bilmiyorum. Biz beğeniyoruz, seviyoruz. Ben sadece işte kızartma işi olduğu için biraz uzak durmaya çalışıyorum ama neyse. Bugündük kaçamadık. Normalde hem temizliği beni yoruyor hem de yağlı yememeye çalışıyorum ama sağlık olsun, arada oldu böyle. Açmasını falan göstermeme gerek yok çünkü zaten sabah arası yaparken size açmasını da gösterdim. Dana kıyma kullanıyoruz. İsteyen kuzu kıyma da kullanabilir. İsteyen patatesli de yapabilir. İsteyen beyaz peynirli, kaşarlı. En lezzetlisi kıyma da oluyor. Mustafa amcaya götürdüm, bıraktım evine. Aslında bu çiğ böreğin soğanı birazcık sulu olunca daha lezzetli oluyor. İçi sulu sulu oluyor ama şimdi ben yapıp birazcık açarken bekleteceğim için hazır olmuş çiğ börekleri, yani kızarmadan önce içi çok sulanırsa hamuru yapışır diye korkuyorum. Risk etmek istemiyorum. Normalde ben içi böyle sulu, soğanı sulu çok seviyorum. Eskişehir'deki yaparken mesela Eskişehir'in bir tarifi bu çiğ börek. Oraya has bir lezzet. Genelde su koyuyorlarmış birazcık içine. Yani öyle duymuştum, bilmiyorum. Çok elimle ezmeyeceğim. Şöyle hafif suyunu, soğan aşağı indirsin. Sonra karıştıracağım baharatlarımla. Bir yarım saat uzanıp dinlenmem lazım. Aslında bugün çok yoğun bir gün değildi. Bolca dinlendim ama yine de iftarın son saatine yakın yaklaştıkça böyle halsizleşiyorum.
Biraz fazla da yapayım ki hamur bitene kadar sahura da börek gibi çayla içeriz. Bu aralar sular çok kesik geliyor. Ha bu arada bugün beni internetten aradılar. Türk Telekom. Ve interneti bağlamışlar. Biz evde yokken dışarıdan kabloları kablolar yenilendi. O yüzden bağlantı sorunu olmuş dediler. Açıkçası çok sevindim. Eve gelince internet olması da ayrı bir mutluluktu. Şimdi şu elimde yıkanacakları hemen elimde yıkayayım. Bana bulaşık işi fazladan çıkmasın. Soğan suyunu atana kadar. Araç çöpleri boşalttı. Ben çöp kovalarımı yıkadım. Lavabonun altını yıkayayım. Her pazar zaten çöp işi Aras'a ait. Bugün de Rutu'ya şaşmadı. Tavaya da 1,5 su bardağı kadar sıvı yağ koyup kızartacağım. Burada hamuru yoğurmuştum. Bunu başka bir şeye karıştırmamaya çalışıyorum. Genelde hamurumu yoğuruyorum bu kapta. Neyse aman yapsın da yarın pazartesi ve gene dükkanı ben açacağım. Annemin kemerli işleri var. Arası okula gönderdikten sonra erkenden çıkarım dükkana. İftara henüz kaç dakikamız var? 30-50 dakika var ve kızartmak için acele ettim. Geri altını kapattım. Çünkü ama size kabarmasını göstermek istiyorum. Hamur taze yoğrulunca görüyor musunuz? Of 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 nasıl güzel kokuyor. Of, iki tane yaptım Aras yesin. Aslında Aras yesin diye değil. Ben başlamıştım. Sonra dedim ki Nigoş bu güzellik sıcak sıcak içi sulu sulu yenir en iyisi. Kapat altını. İftara 20 dakika kala kızartmaya başlayacağım. Şöyle 13 tane çıktı. Fazlası da kalsın. Zaten kalsın istiyorum. Çünkü sahurda yeriz. Hafif bir de sulu yaptım böyle. O kadar anlattım. İçi sulu güzel oluyor diye. Ve kıymasını hafif sulu yaptım. Soğanların suyunu çok süzmedim. Neden şöyle bir çeviriyorum? Çünkü altların suyu şey oldu, yapışmasın. Üstleri hafif kurudu gibi oldu. Şöyle tavaya sığacak şekilde 2 tane yaptım ki bunları bir şekilde yuvarlayıp tam tavanın şeklinde oluyor. Ah yani bu işte bugün başarmış olduk. Annem buradan mantarlı, yumurtalı, havuçlu, soğanlı, başka ne, tavuk etli ve soslu noodle yaptı. Noodle dediğime bakmayın, spagetti kullandı. Kendi noodle makarnası yoktu. Tarife göre dükkanda yapmıştı. Aras beğenmedi içine mantar falan olduğu için. O yüzden annem dedi ki kızım sen götür sahurda ya da iftarda tadına bakın. Yani aslında spagetti, çeşitli spagetti ama noodle tarifiyle yaptı. Onu da ya tadına bakarız ya sahura deneriz. Şimdi hamurların üzerine bir şey sereceğim. Siz söyleyin adını. Masa örtüsü sereyim. Bunlar burada dura dursun. Tamam mı? Yok, şu burada kalsın. Şunu da geri kapatalım. Evet. Güneş şimdi battı. Sobayı yaktım. Hamurların üzerini kapatayım. Ben birazcık dinleneyim. Daha 7'ye 20 var. Hemen hemen. Oradan da 30 dakika deseniz 45 dakikamız var. 45-50 dakika. Üstünü kapatalım bir temiz. Ben bu arada motorun üstünü örttüm. Bezi yıkadım. Kuruttum ve götürdüm. Şimdi şeye serdim. Ay bunun eni kurtarmayacak. Buranır normalde de. Bunun eni kurtarmadı. Çok kurusun istemiyorum. Evde sıcak ya. Şu iki tanesini de. Şunu serelim. Evet bugün iftarda çiğ böreğimiz var. Başka da bir şey yapmayacağım. Yanına turşu çıkarırım. Ondan sonra şurada soslarımdan var. Sos çıkarırım. Patlıcanlı sostan. Turşu. Patlıcanlı sos. Konserve. Ve yanına çay. Domates dilimlerim. Soğuk içeceklerimiz de var. Oh oh oh. Daha ne olsun. Vay 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 vay. Kocacığıma babasından. İş sahibinden mi yoksa babandan mı? Babandan hediye.
Sıçırıldı. Ay açamadım bir tane. Şöyle. Vay be. Tıraş makineleri almışlar. Şuraya dokunuyorsun. Üste. Altta da şarjı gösteriyor yüzde kaç oldu. Aa, çok şurada, güzel. Şurada. Ha şeyle giriliyor başlığı. Şurada gösteriyor bak. Basmıyor. Vay. 64 mü şu anda? Evet 164 şarjı var. Şahaneymiş güle güle kullan. İkinciyi açalım. Bu profesyonel. İyi oldu ya. İbrahim'inkini getirip götürüyorduk. Kendi şeyle kaldı ya Arnavutluk'ta. Vay çok güzelmiş canım benim. Güle güle kullan. Hoş geldin canım. Bir de bize tatlı getirmiş canım benim canım benim. Bir de size tatlılarımı göstereyim. Nerede tatlılar? Dolaba mı koydun canım? Tiramisu. Bir dilim. Çikolatalı pasta. İki dilim. Ve en sevdiğim kurabiyelerden. Bayılıyorum kurabiyeleri. Çatlak kurabiye. Bunları dolaba itelim. İyi o zaman başlayayım mı kızartma? Ne diyorsun? Saat ben kaç? De geliyorum ha. Sen yardım edeceksin bana. Tamam canım. Bir saate bakalım da önce. Daha erken ya. Yarım saat var. İftara. Ne 20 dakika kala başlarız. Ben gidip annem sabahsını. Tamam canım. Odun var mı aşağıda? Odunumuz yok çünkü. Ama ev sıcak istersen getirme. Ev sıcak. Bugün spora gidecek misin? Aa internet gelmiş. Geldi bugün geldi. Şey bağladılar. Ne oldu? Ne gelmiş? Dışarıda kablo yenileme varmış. Oradan bağlantı hatası şey olmuş. Neyse haydi bakalım. Patlıcan salatası koydum. Okundu. Allah kabul etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Yarınki vlogda görüşürüz bebişlerim. Amin.